Monster TV'den merhabalar. Bugün 20 Temmuz 2024 Cumartesi. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Son 24 saatte öne çıkan haberlere bakacağız. Videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Mehmet Şimşek ekonominin başında epey zor günler geçiriyor. Çare olarak da memur maaşlarını dondurmayı düşünüyor. Tasarruf genelgesini tasarruf yasasına çevirdiler ama yılbaşına kadar da israfın dibine vurmak için partililere süre tanıdılar halkın boğazına çökmek için. Emeklilik sistemini sil baştan yeniliyorlar. Emeklilik yaşı 65 oluyor. Bu arada ikinci vergi paketi içinde kollar sıvandı. İkinci evi olanlar dikkat bu haberde. Türkiye'de vatandaş her şeyden umudunu kesti. Siyasette normalleşme umudu da tamamen söndü. Detaylarına bakacağız. Bir yıl önce siyasete veda ettiğini açıklayan Selahattin Demirtaş 5,5 yıl hapis cezası aldığı Erdoğan'a hakaret davasında iktidara göz kırptı. Faşist siyasetçilere de bir mesajı var Demirtaş'ın. Bir de Sinan Ateş davasına bakacağız. 10 dakikada biten duruşmanın detayları ve sonrası ilginç. Sokak hayvanlarının katledilmesi planının arkasından AKP'li eski bakan çıktı. Bakan Bey'in şirketinin rolünü konuşacağız. Türkiye sınırlarının ötesinde de önemli gelişmeler oluyor. Birleşmiş Milletler işkenceye karşı komite toplantısına işkenceci bürokratını gönderdi AKP. Bir de Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Filistin'de işgalci güç olduğuna karar verdi. Detaylarına bakacağız. Ben İrfan Galip Dumlu. Gündem Özel'e hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İngiltere'ye yakınlığı biliniyor. Sık sık adaya gidip temaslarda bulunuyor Mehmet Şimşek. Bundan hareketle Şimşek'in Türkiye'de atacağı adımları İngiltere'de çok isabetli tahmin eden kaynaklar olduğu da bir sır değil. İşte İngiltere'nin önde gelen haber kuruluşlarından Financial Times bu noktada çok ciddi bir iddiada bulundu. Gazete Türkiye ekonomisi hakkında bir analiz aktardı. Yatırımcılara ve okurlarına iddia şu memur maaşları dondurulabilir. Türkiye'nin bütçe açını azaltmak amacıyla Şimşek'in başında olduğu ekonomi yönetimi sert tedbirler almayı tartışıyor. Bunlardan en önemlisi de memur maaşlarını dondurmak. İtalya, İspanya, İngiltere, Yunanistan ve İrlanda daha önce bunu uyguladı. Kamuda tasarruf tedbirlerinde bir sonraki aşama bu. Geçen yıl Temmuz ayında memurlara yapılan seyyanen zam bu yıl enflasyonun hemen hemen 5,5 puan altında kaldı. Önümüzdeki Ocak ayında yapılacak memur maaş zammı da enflasyonun en az 4 puan altında kalacak. Öyle tahmin ediliyor. Memurları daha zor günler bekliyor. AKP iktidarının bütçe açığını kapatmak için kısa süre önce devreye soktuğu kamuda tasarruf genelgesi yönetenler için değil halk için, çalışan için, emekli için uygulandı devletteki lüks harcamalar ve israf azalmadan devam etti ediyor. Şimdi o meşhur tasarruf genelgesi yasalaştı. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Mecliste kabul ettiler yasa kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlandı. Genelge ile beceremediklerini yasayla becerebilecekler bir göreceğiz. Yeni yasayla kamuda birden fazla maaş alma döneminin sona ereceğini söylüyorlar. Daha önce bunu duyurmuştuk. Huzur hakkı ikramiye gibi ödemelere üst sınır getirilecek. Tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi cezalar verileceğini iddia ediyor iktidar cephesi. Tasarruf tedbirlerine uyup uymayanları daha geçen ay tuvaletlerini 24 milyon liraya yenileyen Hazine ve Maliye Bakanlığı denetleyecek. Elbette bu kadar değil. Mehmet Şimşek'in sert önlemleri emeklilerin canına okudular fakat emekli olacakları da Unutmadılar. Emeklilik sistemi tamamen değişiyor. Emeklilik yaşı yükseliyor. Prim gün sayısına göre maaş formülü geliyor. Şu an 58-60 olan emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65'e yükseltilecek. Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol, gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek. Bunu belirlerken de sadece emeklinin aldığı paraya değil, eve giren toplam paraya bakacaklar. 2025 bütçesi sonrasında bu konudaki düzenleme de meclise gelecek yıl sonunda. Türkiye'de 17 milyon insan sosyal yardımlarla geçiniyor. AKP iktidarı bu sayıya yeni milyonlar eklemeye hazırlanıyor. Yeri gelmişken hemen yeni bir düzenlemeden daha söz edelim. Millet daha birincisini sindiremedi ancak AKP hükümeti ikinci vergi paketinin hazırlıklarına başladı bile. İkinci evinize ya da daha fazla eviniz varsa onlara da kademeli yükselen ilave emlak vergisi geliyor. Dünya Gazetesi verdi bu müjdeyi. İkinci vergi paketinde öncelik gayrimenkul vergilendirmesi olacak. Konut ve ofis alım satımında ve kiralamasında piyasa değeri üzerinden vergi alınacak. Alımdan sonraki 3 yıl içerisinde satarsanız 2 kat fazla vergi ödeyeceksiniz. 5 yıl içerisinde satarsanız 1 kat daha fazla vergi vereceksiniz. 1 yıldan fazla kiraya verilmeyen evin emlak vergisi 5 katına çıkacak. Türkiye'de şu anda 600 bin boş konuttan söz ediliyor. Bu evler boş durmasın bize vergisini verin diyor AKP. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenlere kesilen cezalarda artırılacak. Lojmanlarda oturan memurlara da kötü haber var bu pakette. Evin piyasa değerindeki kira değerine göre sadece %20 fiyat avantajıyla kullanacaklar o lojmanları bundan sonra. Bu vergi paketiyle bir de büfeler, güzellik salonları, kuaförler, estetisyen ve doktorlara denetim ablukası geliyor. Amaç elbette ceza kesmek. TÜİK oyunlarıyla bile hizaya girmeyen enflasyonu halka yüklenen vergilerle cezalarla dizginlemeye çalışıyor AKP ve Mehmet Şimşek. Bu arada CHP ve DEM Parti TÜİK'i mahkemeye verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu. Dem Parti'de TÜİK verilerinden kaynaklı milyonlarca insanın mağdur edildiğini belirtti. Kurumun yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir ara hem CHP'lilerin hem de AKP'lerin vatandaş siyasette normalleşme istiyor açıklamaları vardı hatırlarsanız. Onlar yalan oldu. Arada araştırma şirketi normalleşme sürecini vatandaşa sordu. Siyasette değişiklik olacağını düşünen neredeyse yok. Halk gelinen noktada normalleşme süreciyle siyasetin değişeceğine inanmıyor. 31 Mart seçimlerinde birinci parti oldu CHP. Partinin genel başkanı Özgür Özel'le AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında karşılıklı ziyaretler yapıldı. Özel bu sürece normalleşme adını verdi. Erdoğan da yumuşama demeyi tercih etti. Her iki lider de bu süreçte umduklarını bulamadıkları için adı konulmadan çöpe atıldı normalleşmeye. Bu sürece ilişkin. Halkın nabzını tutan Areda araştırma şirketinin bulguları ilginç. Anket sonuçlarına göre Türkiye'de halkın %79'u Özel ve Erdoğan'ın karşılıklı gerçekleştirdiği ziyaretlerin yakın dönemde siyasette herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı görüşünde. Siyasetin yumuşamasına hizmet edeceğini düşünenlerin oranı %21 civarında. AKP ile CHP arasındaki ziyaretlerin uzun vadede siyasette yumuşamaya sebep olacağını sadece %7,5'luk bir kesim düşünüyor. Halkın %92,5'unda uzun vadede bu ziyaretlerin siyasette yumuşamaya sebep olmayacağı fikri hakim. Ankette bir de Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu kıyaslaması yapılmış. Vatandaş %68'e %32 oranında Özeli Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılı buluyor. Selahattin Demirtaş'tan mahkeme salonunda bir meydan okuma geldi. Faşist siyasetçi olup Ankara'nın ortasında birini öldürtseydim bana soruşturma açılmazdı. Bugün cezaevinde konuşuyorum yarın iktidardan konuşurum dedi Demirtaş. Normalleşme umudu kalmayan Türkiye'de muhalif Kürt lider Selahattin Demirtaş Tayyip Erdoğan'ı eleştiren açıklamaları nedeniyle yargılandı pek çok davadan da yargılanmaya devam ediyor. Dün karar duruşması vardı. Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 5,5 yıl hapis cezası verdiler Demirtaş'a. Cumhurbaşkanına hakaret, hükümet ve devlet organlarını alenen aşağılama suçlamalarıyla açılan 10 dosya birleştirilmişti. Ankara, Diyarbakır, Mardin ve Mersin'de yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a hakaret ettiği suçlaması yöneltiliyordu. Demirtaş hakkındaki birçok dava nedeniyle 2016'dan bu yana Edirne F tipi cezaevinde tutuklu. Erdoğan'a hakaret davası Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Demirtaş yaptığı binlerce sayfalık savunmanın ve sunduğu delillerin dikkate alınmadığını belirtti dünkü karar duruşmasında. Türkiye'deki on binlerce muhalifle aynı kaderi paylaşıyor ne yazık ki Demirtaş. Suçlamaları yönelten savcıyı eleştiriyor. Devlet işkence de yapmış olsa, katliam da yapmış olsa savcıya göre Demirtaş'ın bedel ödemesi gerekir. Velev ki devlet bu suçları işlemiş olsa bile savcıya göre Kürt siyasetçi Demirtaş ceza almalıdır ifadelerini kullanıyor mahkeme salonunda Demirtaş. Terör ve şiddetten ceza almadı Selahattin Demirtaş. Eleştiri hakkını kullandığı için yargılandı ve öyle ceza aldı. Devlet adına işkence yapanları eleştirdiği için ceza aldı. Sivilleri katleden devlet görevlilerine seri katil dediği için ceza aldı. Sokağa çıkma yasakları döneminde 65 yaşındaki Taybet İnan'ın cenazesinin 7 gün boyunca sokakta kalmasını eleştirdiği için ceza aldı Selahattin Demirtaş. Soma'da 301 madencinin cinayetine 17 yıl verdiler. Hrant Dink'i katledene 16 yıl verdiler. Konuşmaları eleştirileri nedeniyle hapse mahkum edildi Demirtaş. 5,5 ,5 yıl hapis cezası aldı. Değil 55 yıl, 55 bin yılda verseniz insanlık onurunu savunurum diyor Demirtaş. Devlet bu kadar kötü değil ama devleti ele geçirenler kötü kardeşim ne yapalım diye de ekliyor Demirtaş'ı ve onun gibi on binlerce insanı hapiste tutabilmek için yapılan hukuksuzluğun faturasını Türkiye'de toplum ödüyor. Önemli bir tespiti daha var Demirtaş'ın. Ekonomiyi iktidarın aparatına dönüşen yargı çökertti diyor. Türkiye için büyük önem taşıyan bir davaya daha bakalım hızlıca. Demirtaş'ın da savunmasında dikkat çektiği dava bu. Sinan Ateş suikastı davası eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Azmettirici olarak yargılanan Doğukan Çep ve MHP Genel Merkez Yöneticisi Tolga Han Demirbaş hakkında suçu azmettirmeden dolayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi. Savcılık 3 sanığın beraatini istedi. 10 dakika süren duruşma sanıkların savunma yapması için 30 Eylül'e ertelendi. Duruşmaya 8 korumayla giden Ayşe Ateş mahkemeyi yine eleştirdi. Suikast dosyasının alelacele kapatılmak istendiğini vurguladı. Onca delile rağmen siyasi uzantılarla aradaki bağı koparmak için mücadele veren bir yargı süreciyle karşı karşıyayız dedi. Yargı süreci bu kadar hızlı ilerlerse Sinan Ateş suikastı davası tarihin en kısa süren siyasi cinayet davası olarak kayıtlara geçecek. Ayşe Ateş adil yargılamanın önü açılmazsa Türkiye'nin daha büyük bir karanlığa sürükleneceğine dikkat çekiyor. Buradan alınan cesaret yeni siyasi cinayetlerin kapısını aralayacak. Türk milletinin yeni Ayşe ateşleri olacak. Dün dövdürülerek susturulan gazeteciler yarın öldürülecek diyor. Türkiye'deki hukuksuz yargı sistemi Birleşmiş Milletler'in de gündeminde. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite'nin Cenevre'de toplantısı vardı. Dün Türkiye'yi temsilen Dikkat çeken bir isim katıldı toplantıya. 2018'de MIT'in Kosova'dan adam kaçırmalarında rol alan eski Kosova büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'tan söz ediyoruz. Adam kaçırma konusunda uluslararası deneyime sahip o Kıvılcım Kılıç Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Konseyi ve İnsan Haklarından sorumlu çok taraflı siyasi işler genel müdürü bugün. Toplantıya da Dışişleri Bakanlığı'nda görevli bir bürokrat olarak delegasyon başkanı sıfatıyla katıldı. Türk İş Minit muhabiri Bünyamin Tekin BM oturumlarını takip etti. Türkiye'ye yönelik başta çıplak arama ve sınır ötesi insan kaçırmaları olmak üzere birçok hukuksuz uygulama masaya yatırıldı. AKP bürokratları çıplak arama konusunda yasada yaptıkları kelime oyunuyla kendilerini savundular. Ceza infaz yönetmeliğinde yapılan değişiklikle çıplak arama ifadesi yerine detaylı arama ifadesinin getirildiğini aktardılar. 2021'de yaptı AKP bu değişikliği. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite Ülkelerin işkenceyi önlemek için neler yaptığını kontrol etmekle görevli. AKP de buraya işkence konusunda uzman diplomatlarını, bürokratlarını gönderiyor. Kıvılcım Kılıç toplantıda Türkiye'nin işkenceyle mücadele konusundaki adımlarını anlattı. Ancak Kılıç'ın sunumları genel bilgiler ve diplomatik açıklamalarla sınırlı kaldı. Eleştiriler karşısında daha somut veriler ve örnekler bekleyen Birleşmiş Milletler gözlemcileri Kılıç'ın anlattıklarını tatmin edici bulmadı. Sokak hayvanlarının katledilmesi için AKP'nin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Olayın iki boyutu var: vicdan ve para. AKP'nin sokakta hayvan katliamı yapmasına vatandaş razı değil, vicdanlar rahatsız. Konda Araştırma Şirketi bir anket yaptı. AKP'nin meclise sunduğu sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren yasa teklifi hakkında sokaktaki insanların neler düşündüğünü araştırdı. Tasarı şu anda meclis komisyonunda. Muhalefetin bir kısmı karşı bu işe. Komisyonun AKP'li başkanı Vahit Kirişçi, bu isme dikkat edin. Tasarı görüşmelerine hayvan hakları derneklerinin katılmasına izin vermedi. Salonda bulunan gazetecileri bile dışarı çıkarmak istedi. Pis işler yapılırken bu yöntemi tercih ediyor AKP. AKP sokak hayvanlarının ötenazi adı altında öldürülmesini istiyor. Halksa hayvanların öldürülmesine karşı. Konda'nın anketine göre Türkiye'de sokaktaki insanların %63'ü sokak hayvanlarının uyutulması gibi sert yöntemlerin uygulanmasına karşı çıkıyor. Uyutulma dediği aslında öldürülmesi, katledilmesi bu hayvanların. Toplumun %22'si sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını düşünüyor. %15 ise hayvanlara zarar vermeden sorunun çözülemeyeceğine gerekli hallerde uyutulabileceklerini, öldürülebileceklerini söylüyorlar. Bu hayvan öldürme merakının arkasında tahmin edebileceğiniz gibi para var. Gazeteci Nevşin Mengü sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin yasa tasarısının ardından Vahit Kirişçi'nin ilaç firmalarına danışmanlık verdiği şirketinin olduğunu savunuyor. Kirişçi Hayvan katliamı tasarısının görüşüldüğü komisyonun başkanı az önce söyledik. Eski Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi. Kirişçi'nin bakan olduğu dönemde hakkında çıkan haberleri paylaştı Mengü. AKP'nin sokak hayvanlarını ille de katledeceğiz ısrarının altında. Sayın Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin ilişkili olduğu danışmanlık firmasının ilaç firmaları için çalışıyor olmasının etkisi var mı? Binlerce köpeğin katliamı için alınacak zehir. Danışmanlık verilen firmalardan mı alınacak bu ısrar? Ajitasyon ve troll organizasyonlarının nedeni bu mu diye soruyor Nevşin Mengü. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili kararını vererek videoyu bitirelim. Öncelikle İsrail'in Filistin'de işgalci güç olduğuna karar verdiğini söyleyelim. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü duyurdu. İsrail'in Filistin'i işgali, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ilhak uygulamaları, Doğu Kudüs'ün statüsünü değiştirme çabaları, ırkçı ve ayrımcı uygulamaların hukuka aykırılığı, bunların başta İsrail olmak üzere tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar açısından doğuracağı sonuçlar hakkında kanaatine yer verdi o görüşte. Danışma görüşü Adalet Divanı Başkanı yargıç Navaf Selam tarafından halka açık oturumda okundu. İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir. İsrail Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir. İsrail Filistin'i uzun süredir işgal ediyor. İşgalci egemenlik hakkını kullanamaz ifadelerine yer verildi. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz muhakkak. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.